geldin Valentin Rossi'ye. İstanbul'a. Şu anda meşaleler yakıldı. Evet. İlk oturdu. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Transfer manşetleri programında bugün sevgili Kaan Dursun'la birlikteyiz. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk Ceren. Galatasaray transfer gündeminden bahsedeceğiz. Aslında bir oyuncuyu isteyen bir takımı anlatacağız. Real Betis, Çıkal Gayo istiyor. Sen ne düşünüyorsun bu noktada? Genç bir oyuncu, Galatasaray'a evet. Çok fazla katkısı olan bir oyuncu. Sence gitmeli mi? Çıkal Gayo ilk geldiği zamanlarda hep sosyal medyada işte Galatasaray taraftarlarına baktığım zaman işte Çıkal Gayo'nun attığı kilit paslar vesaire hep oralardan derlemeler yapıp paylaşıyorlardı. Sonra işte o takımın kötü gidişatı ardından Fatih Terim'in ayrılığı vesaire derken o bölgede işte 10 numara bölgesinde Çıkal Gayo oynatılıyordu. Çıkal Gayo'nun yerine Feghouli almaya başladı. Ardından Feghouli'nin sakatlığıyla birlikte Çıkal Gayo geri döndü. Şimdi milli takımdaki performansına bakıyorum ben Çıkal Gayo'nun. En son işte karşılaşmayı işte rakibi hatırlayamadım. Attığı bir gol var muazzam. Yani tam bir teknik. Söyleyeceksin ki niye Galatasaray'da böyle oynamıyor? Galatasaray'da niye böyle oynamıyor? Galatasaray'da da tam tersi şutlarından vesaire Galatasaray taraftarı şikayetçi. Yani Galatasaray'da böyle oynasa zaten taraftar şikayetçi olmaz. 6,5 milyon euro civarı aynen 6,5 milyon euro civarı bir paraya geldi Galatasaray'a. Parasının hakkını verdi mi? Açıkçası 6,5 milyon euronun vermedi ki Morutan'la beraber iki Rumen oyuncu olarak hep eleştirilere neden olunuyor. İkisine toplamda 10 milyon euro civarı, 10-11 milyon euro civarı para harcandı. Ama ben Çıkal Gayo'nun açıkçası kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hatta 8 numarada denenirse daha iyi sonuçlarda alınabileceğini düşünüyorum ki Emre Kaplan'la da hep her yayınımızda bunu söylüyoruz. O da diyor ki artık tek tek ekibe söyleyeceğim bunu diyor. Çıkal Gayo'yla Pulgar'ı bir kere orta sahanın merkezinde beraber oynasınlar. Takımın ne kadar ileri seviyeye taşındığını görecekler. Ama ısrarla Taylan çıkıyor Pulgar giriyor. Berkan çıkıyor Pulgar giriyor. Çıkal Gayo hep 10 numarada oynuyor. Ben Çıkal Gayo'nun 8 numarada daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ki 35 maçta 5 gol 4 asisti falan var işte. Bir 10 numara performansına göre kötü. Ama bir 8 numaraya çekersen bir 8 numara performansına göre çok iyi. Çıkal Gayo en son hangi Karagümrük karşılaşmasında da Babel'in attığı golün asistini yaptı bu arada. Yani Galatasaray'da da zaten toparlamaya başladı. Kendisinde demeci var zaten işte yavaş yavaş hani toparlıyorum vesaire gibisinden. Çıkal Gayo 8 milyon euro mu ne Sampdoria teklif etmişti diye hatırlıyorum Çıkal Gayo yani öyle iddialar vardı. Ama eğer Galatasaray 8 milyon euro civarı bir paraya bırakırsa Çıkal Gayo'yu çok pişman olur. Yani 10 milyon euro artı önümüzdeki satıştan pay vesaire bu tarz durumlar olabilir. Ki Real Betis maddi durum olarak iyi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı da hedefliyor. Aslında Çıkal Gayo giderse de bu da aslında onun için iyi olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de oynama fırsatı olacak. Şampiyonlar Ligi'nde de oynama fırsatı olacak. Ki önümüzdeki satıştan pay şeklinde bir gönderme olursa Galatasaray için iyi olur. Kiralık olarak alacağını düşünmüyorum ki puan durumuna baktığımız zaman La Liga'da ilk 4 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Real Betis 5. sırada 4 puan fark var. Hem Sevilla ile hem Atletico Madrid'de hem Barcelona ile. Yani önündeki 3 rakiple de 4 puan farkı var. Yani yüksek ihtimalle zaten bir aksilik olmazsa Pellegrini yönetimindeki Real Betis Şampiyonlar Ligi'ne katılacak diye düşünüyorum ben. Rakipleri çok iyi olsa. Çok yüksek ihtimalle katılacak. Aynen öyle. Yani 4 puan fark var. Gidişatı çok iyi şu anda. Ama işte önlerinde işte Xavi'li Barcelona vesaire var ama gidişatları çok iyi. Daha önce yani ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Galatasaray ile Barcelona'nın arasında oynanan karşılaşmada Real Betis sportif direktörünün Marcao'yu izlediği söyleniyordu. Yüksek ihtimalle muhtemelen Marcao geldi. Orada hani diğer oyunculara da bakınırken orada Çıkal Gayo'nun performansına da bir bakındı diyeceğim ama orada Feghouli oynadı. Yani İstanbul'daki karşılaşmayı yüksek ihtimalle seyretmiştir. Çıkal Gayo çünkü fazla bir şey bulamadı. Kendini gösterecek bir şans bulamadı. Yüksek ihtimalle İstanbul'daki karşılaşmayı da takip ettilerse ki yani önceki karşılaşmadan ziyade Marcao için orada Çıkal Gayo'nun performansını görüp takip etmiş olabilirler hem Romanya milli takımında hem Galatasaray'da. O şekilde takip almış olabilirler açıkçası. Ama ben Galatasaray'ın 10 milyon eurodan aşağı göndereceğini düşünmüyorum. Göndermemesi de gerekiyor. Peki gitse yerini kimle dolduracak Galatasaray?
Ya şimdi şu an transfer o kadar sıkıntılı ki evet. Hani bir oyuncu gittiği zaman yerini doldurabilmek hani nasıl bir yol izler Galatasaray bilmiyorum. Hani bir şey de diyemiyorum. Domenech Torrent'in geleceği de muallak. Sensibil'in geleceği başkanı de yok şu an Galatasaray. Başkan zaten yok. Hani başkanlık bir durum zaten hani artık kalmadı. Sayın Burak Elmas hani seçime gideceğini de söyledi. Hani dava açmayacağını da söyledi. Yani açıkçası sportif direktör Sensibil'in geleceği muallak. Dediğim gibi Domenech Torrent'in geleceği muallak. O yüzden hani bunları konuşmak için erken bir ay sonra ya da böyle bir 2-3 hafta sonra zaten Galatasaray'da her şey netleşmiş olur. 30 Nisan'da da bir seçim var. Peki o zaman teşekkür ederiz yorumların için. Ben teşekkür ederim. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarında bugün Kaan Dursun'la birlikte transfer manşetlerini aktardık. Futbol Plus'tan ayrılmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.